Merhabalar, Trakya Balkan TV'nin Sine Trak programına hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik var. Üç kişi değiliz. Hasan abiyle baş başayız. Abi hoş geldiniz. Evet, hiç kaldık ya, hoş bulduk Çağlar. Nasılsın? İyidir abi. Hızlıca şöyle bir giriş yapayım ben. Yani kanalımız büyüyor dedik. Emir'i elemedik. Emir'le yani üçlü program yerine bu epeyce hem vakit alıyor hem de biraz daha tırnak içinde amatörlüğümüzü koruyacağız. Çünkü biz bu işi profesyonel yapmıyoruz. Bu işin amatörlüğünün tadını da alıyoruz. Ama bu işi hani biraz daha özenli yapmak için de Emir'le benim böyle her programda olmamız gerekmediğine karar verdik. Hem de ileride de mesela sinema konusunda Hasan abinin belli birikimi var Trakya'da. Belki daha bizden daha da birikimli birisiyle kanal yani o mecra sinema programı alır kendisi de yürüyebilir. Şu an ama eldeki kadroda ben sunacağım. Öyle söyleyeyim. Sıkıntı yok Çağlar. Sen de iyisin ya. İyiyim abi. Yani şöyle iyiyim. Ben de kendimi geliştiriyorum. Hani aa diyorum program var. Meraklı bir insansın ya. Yani. Öyle bir durum var yani. Hani program yap sonra sallamıyorsun yani. O da güzel bir şey. Ya şeyde bugün İtalyan yeni gerçekliği konuşacağız sinema akımlarında. Neden? Önce ben şeyi açıklayayım. Yani ne alaka şimdi İtalyan yeni gerçekliğe girdiniz denilebilir. Biz aslında programı çekmeye... Balkanlara yakın ya. Bir deniz var orada o kadar. Yani. Değil mi? Yani kıyısı var falan. Adriyatik, Madriyatik bağlayalım. Şeyde... ya biz bu işi yaparken dedik ki hani izlenip izlenmemesine de bakmıyorduk açıkçası programımızın. 150, 200, 250 izlenmeye başladı. Birkaç mesaj gelmeye başladı. Sonra birdenbire programa ilgi arttı. Aslında bizim kendi aramızda ya Trakya'da böyle iş yapılmıyor. İşte sinema üstüne de Trakya'da konuşan yok. Yani var ama işte hani böyle bir platformda konuşan yok. Sağlık sorununda, halk sağlığında konuşan yok falan dediğimiz şey biraz karşılığı varmış. Şöyle binlere yakın izlenmeye başladıkça fazlaca mesaj gelmeye başladı. Ve o mesajlarda da insanlar hani çok mesaj değil. 50 tane DM almadık ama yani azımsanmayacak sayıda da aldık. 10-15 kişi birden bize mesaj atıyor. Bir kısmı tanıyoruz ama bir kısmını da tanımıyoruz. Böyle bir ilgi oldu yani işte akımlara... Ya yavaş yavaş olacak bunlar. Sonuçta evet. Yeni kurulan bir kanal bu yani. Hani yani hiçbirimizde yani böyle meşhur insanlar olmadığımız için. Hani böyle çat diye böyle bir 10.000 5.000 izlenme gibi bir şey olmayacak. Yani yavaş ay. Yavaş. Yani yeter ki programlarımızın bir niteliği olsun. Yani insanlar hakikaten bir şeyin farkına vardıralım yani. Önemli olan bu. Zaten geri kalan çorap söküğü gibi gelir yani. Bir de ne kadar izlenirsek izlenelim ya da ne kadar izlenmezsek izlenmeyelim. Biz bu işi kendi keyfimiz açısından da yapıyoruz. Yani bize keyifli geliyor öyle sohbet etmek diyeyim. Ortaya koyduğumuz rızalanılır. Aynen. Durumumuzu çok uzatmayayım. Böyle girizgahı yaptık, bu programlık yaptık. Onun için bu İtalyan yeni gerçeklik meselesini topu sana atayım. Nereden çıktı İtalyan yeni gerçeklik? Yani en Fransız olduğun sinema programı bu olabilir. Onun için direkt topu atayım abi. Ben de uygun olarak böyle aslında yakaları kaldıracaktım İtalyan tarzı ama hanım dedi indir şu yakalarını diye. Ben de böyle indirdim yakaları. Ya şimdi İtalyan yeni gerçekçiliği. Demek ki bir eski gerçekçilik var ki yeni gerçekçilik diyorlar bunlar. Ya Sovyet sineması ve Alman sineması aslında o sinemalarda gerçekçi akımın ilk temsilcileri. 20'lerde yapılan işler. Tabii daha sonra 40'lara geldiğinde bu İtalyan yeni gerçekçiliği çıkınca İtalya'da bir gerçekçi sinema çıkınca ona da İtalyan yeni gerçekçiliği deniyor. Niye? Çünkü İtalya'da çıkıyor ve yeni. Çıkış hikayesi çok ilginç. Çok aslında devrimci bir sinema akımı. Birçok şeyi kökünden değiştiriyor sinema anlayışı. Yani sinemanın sesli olması gibi bir şey aslında onların yaptıkları. Belki o kadar travmatik bir etkisi yok ama genelde çok büyük etkisi olan yanları var. Biraz daha anlatacağız. Hı hı. Ortaya çıkışı aslında Mussolini ile başlıyor. Biliyorsunuz Almanların bir propaganda sineması var. Geçen hafta bu ırkçılık sineması, ırkçılıkla ilgili sinema programında konuşmuştuk. Yani bir propaganda sineması. Ha, bu iş Mussolini'nin üstüne gidiyor. Ya diyor hakikaten iyi bir propaganda aracı bu sinema. Ben bunu kullanayım diyor. Çok önemli akademiler açıyor, okullar açıyor, stüdyolar kuruyor. O da bu sinemanın propaganda yanını kullanmak istiyor ama şöyle bir şey oluyor. Buradan yetişenler faşizm karşıtı oluyor.
Ve yani hani çok basit işte Mussolini dönemin övüldüğü melodramlar dışında sinema açısından çok büyük şeyler çekilmiyor o dönem. Daha sonra burada yetişen sinemayla ilgilenen işte yönetmenler, senaristler İtalyan yeni gerçekçilik akımını başlatıyorlar ve hani bu akım yani birçok şeyi dediğim gibi kökünden değiştiriyor. Yani bunlar ilk defa stüdyodan çıkıp işte yapma ışığı bırakıp ellerinde kamerayla sokaklarda film çekmeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Onun dışında işte belli bir kurallar koyuyorlar. Cesare Zavattini diye bir adam var. Birçok yeni gerçekçi filmin senaristi, aynı zamanda çok önemli sinema eleştirmeni. Bu manifesto gibi bir şey yazıyor ve çok vurucu iki tane cümle söylüyor. Bir tanesinde diyor ki sinemanın asıl görevi masal anlatmak değildir. Ve işte yeni gerçekçilerle ilgili de efsaneler altına gömülen gerçekliği yeniden tomurcuklandıracağız diyor. Ve bu şekilde İtalya'da gerçekçi bir sinema oluşuyor. Temelleri ve hani konuları aslında çok benzer birçok filmin. Fakir yani İkinci Dünya Savaşı bitmiş ya da işte sonları artık 40'ların başları, ortaları. Hem yani müthiş bir fakirlik var. Sadece İtalya değil aslında bütün Avrupa'da bu böyle. İşsizlik, işte yoksulluk, açlık bu konuları işliyor. Çaresizlik, kimsesizlik. Filmlerin konuları bundan dönüyor. Amatör oyuncuları tercih ediyorlar. Ve hani böyle daha önceki filmlerdeki böyle edebi metinler yok. Gayet halk diliyle konuşmalar var. Filmlerin isimlerine bile yansıyor bu. Ve bu şekilde bir sinema ortaya çıkıyor. Ve yani yaptıkları şey daha sonra işte hani işte temelinde işte o Sovyet ve Alman sinemasındaki gerçeklik hani biraz da şey var. Şiirsel gerçeklik var Fransa'da akım olarak bunlardan önce. Bunlar da en sonunda artık toplumsal gerçekçilik denilen şeyin aslında temellerini atıyorlar bu sinemayla. Burada şeyi şöyle bir yorum var mesela bir dostumuz yapmış yine az önce ona bakıyordum mesaj olarak. Şeyde bir izleyicimiz yapmış. Genelde Mussolini döneminin pembe film, pembe düşlü filmlerine o romantik gerçeküstü filmlerine de bir tepki olarak. Melodramlar falan yapılıyor o dönem. Ya yani öyle bir şey var. Hatta bir şey bir ismi var onun ama şu an aklıma gelmiyor yani. Hı-hı. O filmlere bir ismi var ya şu an aklıma gelmedi. Öyle bir şeyler deniyor. Onlarla çok alakasız bir sinema. Aslında dünyanın geri kalanıyla da çok alakalı. Yani daha önce yapılmış işlerle de çok alakası olmayan işler. Dediğim gibi bunlar kamerayı alıyorlar, sokaklara çıkıyorlar ve setleri yıkılmış bir şekilde duran Avrupa'daki ülkeler yani İtalya'daki ülkeler de, ya İtalya'daki şehirler daha doğrusu. Yani bu sinemanın ilk filmi yani babası Roberto Rossellini. O ilginç bir karakter mesela. 40'ların başına kadar aslında bir faşizm destekçisi olduğu söyleniyor. Yani kimine göre hani hatasını anladı ve 40'lardan sonra işte gerçekçi sinemaya döndü diyor. Kimisi de yani her devrin adamıydı diyor onun için. İtalya'da bu tartışma bitmez yani. İtalya ve Almanya'da bu tartışma hiçbir zaman bitmeyecek ya bazı yazarlar, yönetmenler, sanatçılar için. Evet ya yani ya kimisi de şey diyor hani o dönemin şartları öyleydi. Hayata tutunmak için mecburdu bunları yapmaya gibi şeyler söylüyor. Hani şey var mesela böyle bir faşizm, The Fascist Trilogy diye bir filmi var mesela. Yani çok övüyor hakikaten faşizmi falan. Daha sonra işte 40'ların başından itibaren işte Roma Açık Şehri çekiyor 1945'te. Yani birçok sinema ile ilgili metinde işte İtalyan yeni gerçekçiliği bu filmle başlıyor diye ama bunu kabul etmeyenler de var. Çok önemli yönetmenler var. Luchino Visconti'nin mesela Tutku diye bir filmi var.
Postacı kapıyı iki kere çalar romanın serbest bir uyarlaması. İşte o İtalya'daki o gerçekçi hayata uyarlanmış bir şey. 1942 yapımı mesela. Kimi insanlar onu görüyor. Yani kimi yazarlar onu şey yapıyorlar. İlk film olarak söylüyorlar. Kimisi Vittorio De Sica var mesela. Bisiklet Hırsızları'nın yönetmeni. Onun Çocuklar Bizi İzliyor diye bir film var. 1943 yapımı. Kimisi o film diyor ama ya İtalyan yeni gerçekçiliği dediğimizde bu üç yönetmen Rossellini, De Sica ve Visconti hakikaten çok önemli yönetmenler. Yani bunların yapımları eğer bu sinemaya ilgi duyuyorsanız izlenmeli yani ki ben hani Roma Açık Şehir, Almanya Yıl Sıfır, Rossellini'nin, De Sica'nın Bisiklet Yıldızları, Milano'da Mucize, ya Visconti'nin Bellissima işte gibi filmleri yani müthiş filmler yani bunlar izlenmeli. Ayrıca bunlar tabii ki öyle bir gelenek oluşturuyorlar ki hani günümüze geldiğimizde de İtalyan sinemasına baktığınızda hani bu yönetmenlerden bu akımdan çokça beslendiklerini görebiliyorsunuz. Yani direkt bu akıma yönelik ya da gerçekçi sinema yapmasalar bile hani araya bunlar da bu akımdan bir şeyler serpiştirdiklerini çok net bir şekilde görüyorsunuz. İtalya Açık Şehir filmini izledim. Bundan yaklaşık 2 yıl önceydi. Tabii filmi ben seninle programı yapacağız diye şöyle bir Google'a İtalyan yeni gerçeklik diye bir yazdım tabii. Yani sadece adını duyduğum bir akıma bu kadar da Fransız kalmak istemedim. Var yani aslında Türkçe'de de Direkt o çok şey çıkınca var. şaşırdım. Bulabilirsin. Yani onunla ilgili yayın bulabilirsin. Tabii yabancı yayınlar daha fazla ama hani Türkçe şeyler de bulabilirsin ya bu şeyle ilgili, akımla ilgili. Yo, bayağı bayağı yazı çıktı. Biraz okudum da ama direkt karşımda ilk gördüğüm şey Roma Açık Şehir filmiydi. Yani O birçok açıdan hoşuma eleştirmen gitti. ve Yine yazar için izlemiş ilk olduk. filmi olarak görülüyor. Hakikaten müthiş gerçekçi bir film. Çünkü Çok güzel filmdi. Beni de etkilemişti. film Roma işgal altındayken çekiliyor çünkü film. Ve hani ya müthiş bir gerçeklik duygusu var. Yani belli bir yere kadar aslında böyle sadece gerçekliği çekmek için yapıyorlar. Daha sonra da böyle yavaş yavaş sistem eleştirileri de getirilmeye başlıyor filmlerde. Ve hani o noktada da artık böyle toplumsal gerçekçi bir yöne doğru evriliyor. Mesela yani çok alakası yok mesela. Pasolini'nin filmleri mesela hani değil ama mesela o bile hani sinemaya başlarken ilk filmlerinden bir tanesi Acatone. Dilenci demek işte İtalyan argosunda. Ya öyle bir toplumsal gerçekçi bir filmle başlıyor yani şeye, sinema hayatına. Ve yani daha sonra da işte Ettore Scola gibi işte ne bileyim Ermanno Olmi gibi yönetmenler de hani artık böyle 60'larda 70'lerde falan yönetmenlik yapmalarına rağmen hani bu gelenekten çok besleniyorlar. Yani bazen şey diyoruz yani Türk sinemasında ne eksik ne yok falan. Ya biraz bu yok aslında yani. Hani şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani ne kadar şey yapsak da hani tam çok seviyoruz şeyi. Bir nostaljisi var belki hani Yeşilçam sinemasının ama hani sürekli yani 3-5 konu etrafında dönen star odaklı bir melodram yani Yeşilçam'da yapılan filmler ve yani ya bir yere gidemiyorsun yani hani daha ayrıksız şeyler yapmak isteyen adamlar pek kendilerine alan bulamamışlar o Yeşilçam'ın çok şey olduğu dönemlerde işte Metin Erksan gibi, Altrefi gibi işte ne bileyim hatta yeri geliyor Yılmaz Güney gibi adamlar. Ve hani sen oradan geldiğin zaman işte Türk sinemasının şu an yaşadığı sıkıntıları yaşıyorsun yani. Çünkü bir şey yok yani. Hani bakıyorsun Fransız genç bir yönetmen hani şey kültüründen geliyor işte. Dediğim gibi hani bu şiirsel gerçekçilik daha sonra yeni dalga. İşte ne bileyim İtalyan şeye bakıyorsun yönetmenlere işte beslendiği bir İtalyan gerçekçiliği var. İşte İngilizlerde toplumsal gerçekçilik işte Ken Loach falan filan.
Yani o noktada biraz insan içi buruluyor tabii ya. Yani Peki bizim İtalyan... sinemamızda niye böyle şeyler yapılmamış diye. Soruyu biraz şuraya paslayayım. İtalyan yeni gerçekçiliğin dünyada ne kadar etkili oluyor bu akım? Ya işte çok etkili oluyor. Çünkü o zamana kadar böyle bir şey Belli, yapan yok belli yani. kült örnekler Ve verebilir misin hani yani? veririz yani ya baktığınızda Türk sinemasında bile yani toplumsal gerçekçi dediğim filmler yani o Susuz Yazlar falan hani bunların hepsi aslında buradan etkileniyorlar. Bütün şeyden Bence de hani film de çok bakıyorlar güzel. hakikaten böyle de bir şey var hani biz bu kamerayı alıp köye götürebiliriz ya da sokağa çıkartabiliriz noktasına geldiği andan itibaren hem daha düşük maliyetli filmler çekiliyor hem de daha güzel filmler çekildiğini görüyorlar ve bu bütün dünyada şey yapıyor. Yani bugün mesela bundan en çok beslenenler mesela Latin Amerika sinemasına çok katkısı vardır. Latin Amerika hakikaten gerçekçi sinema, politik sinema konusunda çok güçlü bir sinema kültürüne sahip bir coğrafya. Onun dışında da hani bütün dünyada çekilen bu gerçekçi filmler, toplumsal gerçekçi filmlerin hepsinin kökeninde aslında İtalyan yeni gerçekçiliği var yani. Yani haliyle yani ülkemizden biraz örnek verdiğin yakın bölgemizden, Balkanlardan vesairede de yine senin dediğin gibi herhalde özellikle İkinci Dünya Evet Savaşı'nın yani da sonrasında. gerçekçi çok gerçek bir film gördüğünüz zaman bilin ki yani evet buradan etkilenmiştir yani hani o filme çeken yönetmenlere de hani hayatınızın en önemli böyle 3 filmi 5 filmi falan diye sorduğunuzda büyük ihtimalle ya İtalyan yeni gerçekçiliğin babalarından birinin ya da ikisinin filmini muhakkak söylerler yani. Peki bu akıma dair yani ilk 3 film, 5 film diye sormayayım ben de. İzleyicilerimize hangi filmleri özellikle önerirsin? Ya şunları İzlemelerini önerirsin. öneririm ben aslında. İtalyan, Yani şey, Roma Açıkçayır var, onu şu ben de öneririm. Roberto Rossellini'nin bu üçlemesi aslında savaş üçlemesindeki üç filmi de Roma Açıkşehir, Paisa ve Almanya Yıl Sıfırı yani bence muhakkak izlesinler ya. Yani o üç film de gerçekten yani mesela Almanya Yıl Sıfır beni inanılmaz etkileyen bir filmdi. Yani hani özellikle final sahnesi yani hakikaten insanı böyle lanet ettirecek bir noktaya getiriyor. Mesela o da çok ilginç. Mesela İtalyan yeni gerçekçi ama bütün film Berlin'de geçiyor mesela. Almanya'da geçiyor. Vittorio De Sica'nın Bisiklet Hırsızları filmi var. Onu da yani izlemeyen yoktur belki ama neyim varsa da izlesinler yani. Hakikaten çok güzel bir Anladım. film. Kaldırım Çocukları var mesela. O da ayakkabı boyacısı çocukların hikayesini anlatıyor. İşte Bisiklet Hırsızları da hani bir adam var. İşte bir işe girecek ama işi için bir bisikletin olması gerekiyor. Ve evdeki eşyaları satıp eşiyle bir bisiklet alıyor kendine ve 2 iş gününde bisikletini çaldırıyor. Konu bunun üstüne gidiyor. Umberto diye bir filmi var gene De Sica'nın. Bu izlenebilir. Visconti'nin Yer Sarsılıyor, La Terra Trema diye bir filmi var mesela. O güzel bir film. Bellissima diye bir film var. Düşman Kardeşler diye bir film var Visconti'nin. O izlenebilir. Yani Düşman Kardeşler mesela biraz daha farklı bir noktaya geliyor. 60 yılında çekiyor onu mesela. Ve orada hani şey var. Köyden çıkıp işte büyük şehre taşınan ve işte o kökleriyle bağını koparmaya çalışan artık şehirli modern bir insan olmaya çalışan bir adamın işte tam nişan günü ailesinin ona yanına gelmesiyle yaşadığı travmatik durum anlatılıyor mesela o filmde. Onun dışında Giuseppe De Santis'in Risso Amaro diye bir filmi var. Gene kadın emeği üstüne, kadın işçiler hani yaşadıkları üstüne. İşte bir yanda sözleşmeli olup bir yanda da hani kadrolu çalışan işte kadın işçilerin birbirleriyle yaşadıkları problemlerle alakalı bir şey. Ama Yani yani neticede işte ikisinin de aslında sömürüldüğü sonucuna
gelen bir şey. Erman Doğan'ın Posto filmi var. Bir gencin iş arama serüvenini anlatıyor İtalya'da. Gene işsizlikle alakalı. Federico Fellini'nin La Strada'sı var mesela. Fellini de şeyin Rossellini'nin şeyi bu arada. Asistanı. Bir süre. Ondan bayağı etkileniyor ama tabii belli bir süre sonra da kişisel filmler yapmaya yöneliyor. Ya bu filmde de Pasolini'nin Nakatone filmi izlenebilir. O film de gayet güzel bir film. Ya bu filmler izlenebilir. Bir de şey önereceğim mesela. Hani dedim ya hani yeni kuşakta bunlardan besleniyor. Mesela Aslında ne kadar şöyle bir fazla. durum da var. Yani güncel sinemada günümüzde örnekleri de var mı? Varsa neler var? Hangi filmler var? Bu da son kısmı olabilir programımız. Ya benim aklımda aslında bununla ilgili iki tane film var. Yani bir tanesinin aslında fantastik öğelerle süslü de olsa yani hem geçmiş hem de günümüzdeki insan sömürüsünü çok güzel bir şekilde anlatan Alice Rohwer diye bir kadın yönetmen var. Onun Lazzaro Felice diye bir filmi var mesela. O, yani, o muazzam bir film. Yani geçen senenin filmi. Biz de göstermiştik sinema topluluğu olarak ve yani benim geçen seneki en iyi 5 film arasındaydı. Yani o kadar iyi bir film bence. Bir de gene geçen sene yapılan Dogman diye bir film var. Matteo Garrone diye bir yönetmenin. Mesela o filmler izlenebilir. O filmler güzel yani. Hani bu İtalyan yeni gerçekçiliğinin o aşırı gerçekçi, rahatsız edecek seviyede gerçekçi şeyini, ambiyansını bu filmlerde de yakalayabilir izleyici yani. Peki, LS, hatırladığım kadarıyla bunu soruyorum. LST'de de Lübrega Sinema Topluluğu da buna dair yani İtalyan yeni gerçekçiliğine dair bir gösterim olmuştu diye hatırlıyorum, değil mi? Ya biz İşte pazartesi günlerini yönetmen sinemasına ayırıyorduk ve bu yönetmen sineması kapsamında bir ayı bir yönetmeni ayırıyoruz. İşte 4 ya da 5 hafta boyunca bir yönetmenin filmlerini izliyoruz işte. Şeyle başlamıştık. Luis Buñuel'le başlamıştık. Gerçek üstücü yönetmen. Sonra ikinci yönetmen olarak da hani gerçek üstü çok takıldık. Biraz da şey yapalım, biraz da gerçekçi olalım diye. Kim diye düşünürken dedik ki Roberto Rossellini yapalım. Hani madem İtalyan yeni gerçekçiliğinin ilk en büyük yönetmeni bu. Onun filmlerini yapalım dedik ve Rossellini gösterimleri yaptık. 5-6 film. O şekilde İtalyan yeni gerçekçiliğinin Lourgas'lı sinema severlere tanıtmıştık yani. Sanırım bizim gibi taşralar için fazlasıyla bir şans bu. Yani merakın varsa şanslı yani hakikaten Tabii. yoksa çok bir şey ifade etmiyor ama dediğim gibi hani şöyle bir şey var bizim o gösterimlerimizde 15 kişi falan geçmiyor ya izleyici sayısı yani Efsane bir sinemasında. arkadaşım vardı öğretmen işte öğrencilerini davet etmiş falan çocuklar geldiler bir daha gelmediler. İşte arkadaşlar sormuşlar niye gelmediniz çocuklar diye hocam eski filmleri gösteriyorlarmış gelmeyiz falan dediler böyle tabii. Ya tabii şöyle bir şey var. Şimdi hani Hocam çok altyapı. böyle yani sinemaya dair kafa yormuyorsan hakikaten böyle kimi izleyici için böyle 40 ya da 50 yıllarda yapılmış filmler, 30 yıllarda yapılmış filmler hakikaten zor geliyor. Yani böyle bir abartılı oyunculuk falan filan insanları birazcık şey yapabiliyor ya. Özellikle genç nesli. Yani mesela ilk lise yıllarında ben de Sovyet sinemasına dair izlediğim şeyleri hatırlıyorum. Beni çok zorlamıştı. Sonra biraz üstüne okuyarak, ederek, konuşarak, anlayarak o film biraz daha anlamlı ve Ya izlenebilir. tabii ki şöyle bir şey var. Yani bir şeyi 18 yaşında izlediğinde sana o yani sende uyandırdığı şeyle 30 yaşında ya da 40 yaşında izlediğinde uyandırdığı şey ya da senin anlama kapasiten Çok farklı. farklı oluyor. Yani hakikaten hayata bakış açın değişiyor. Daha fazla şey öğreniyorsun, daha fazla şey yaşamış oluyorsun ve bu bir yerde sanat eserine. Yani bu sadece aslında sinema için de değil. Yani bu kitap için de böyledir.
Kesinlikle. Resim için de böyledir, müzik için de böyledir diye düşünüyorum yani hani. Atıyorum mesela Don Quixote okusan 18 yaşında hiçbir şey uyandırmayabilirsen de ama atıyorum mesela 35-40 yaşında okuduğunda bambaşka bir şey uyandırabilir yani. Sinema resimde böyle. Ben de Suç ve Ceza benzeri etkiyi yapmıştı. Ya doğrudur. Doğrudur. Ama Ben biraz daha program 20'lerde okudum, 20'li yaşlarında kesinlikle. okuduğum için onu daha böyle bir şeydi benim için yani. Bilmiyorum belki şimdi okusam belki daha farklı Daha hissederim. farklı Belki olabilir. hoşuma gitmez bilmiyorum Şöyle programın sonuna geldik. Yapacağın çok ekstra bir ek yoksa eğer programı kapatacağız. Ek dışında da senden şey isteyelim. Yani diğer programımızdaki yani bir süre biz de akımlardan gideceğiz. Gidebildiğimiz kadar. Diğer programımızın da aslında spoilerini vermiş olursun diye düşünüyorum izleyicimize. Ne açıdan ben? Düşünmedim. Efendim? Ne açıdan ben anlamadım ya. Yani şunu demek istedim. Yani hani bir dahaki programımızın konusu ne olacak? Yine akımlardan mı gideceğiz? Çünkü akımlara dair bir sürü öneri geldi böyle. Yani Ya akımlardan gelebiliriz ya. Yani bizi bence de bekleyen gidebiliriz. akımlarla sizi sinema konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz mi diyeyim. Yani Yani, ama yine evet. akımlar olur. Yani hani çok ekstra güncel bir şey olmazsa mesela şeyi seçim hani başka şeyler konuşurken ne yapsak ne yapsak diye hani bu George Floyd olayı patlayınca hadi bakalım sinemada ırkçılık Irkçılık yaptık, konuşalım. evet. Yani şu anda da böyle akımlardan gidiyoruz ama dediğim gibi hani olur çok ekstra bir şey çıkar ve hani sinemada onun etkisi olan bir şeydir ırkçılık gibi. Yani tabii yok kötü bir şey olmasın da atıyorum mesela Anladım. sinemada gibi ya da doğal afetler gibi şeyler de konuşmak zorunda kalmayız umarım ama hani bir şey olmazsa Vereceğiz, genel tepki vereceğiz. ederiz yani. Vermezsek de akımlardan devam. Onu tekrar yani Hasan abiyle birlikte konuştuktan sonra hangi akımı konuşacağımız vesaire konusunda da artık Godard'lara falan gireriz herhalde. Sizden de şey alabiliriz ya öneri alabiliriz yani hani istek Fransız alırız yani. sineması ve Godard önerisi geldi onu söyleyeyim. Godard önerisi geldiyse iyi yani Godard önerisi geldiyse baya bir sıkıcı bir program yapacağız demek. İzleyici Yani şaka bir yana kızabilir. yani güzel olur ya yani yeni dalgadan bahsedebiliriz. Çünkü bu arada bugün konuştuğumuz İtalyan yeni gerçekçiliği yeni dalgayı çok fazla etkiliyor. Yani o yüzden hani olursa devamı şeklinde konuşabiliriz yani. Daha da Tamam. güzel olur. Yani şeyin üstüne İtalyan yeni dalgası. İsterseniz daha farklı bir şey yapıp realizm konuştuk. Bizim sinema toplumunda yaptığımızın tersi işte gerçek üstücülükle ilgili de konuşabiliriz sinemada yani. Tamam. Yani biraz izleyicilerimize de topu atalım. O Evet. da ben gelecek Yani mainlere. onlar yani biz onlar için varız yani. Tamamdır abi bu. Yapacağın ek bir şey yoksa süreyi de bayağı yaptık 30 dakikadır. Lık bir Tamam. program çıkardık yine. Herkese sevgiler. Sana da sevgiler abi. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.